Ya evet, hem seninle tekrar buluşmak böyle uzaktan ve online da olsa, hem de dinleyicilerimizi burada seninle beraber misafir etmek harika bir şey. Biz efendim hoş geldiniz bütün dinleyicilerimize, seyircilerimize teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Biz kocaman bir Saygun ailesiyiz. Yani Saygun'un öğrencileri. Çok farklı bir aile. Birbirine çok düşkün, çok kenetlenmiş ve son derece ayrıcalıklı hisseden kendini, biraz öyle değil mi Gürer? Çünkü onun gibi büyük bir insanın, büyük bir bestecinin, büyük bir filozofun, her şeyiyle büyük bir insanın, yani gerçekten öğrencisi olabilmek çok büyük bir şans, çok büyük bir nimet diyelim. Şimdi efendim Hasan Uçarsu ve Babür Tongür'den sonra hocamızın çok sevdiği, çok özellikle çok sevdiği muhteşem öğrencisi ve tabii ki ülkemizin medarı, iftarı, olağanüstü şefimiz Maestro Gürer Aykal karşınızda. Hoş geldin. Şimdi tabii Gürer'cim şöyle bir şey var. Yani seni tanımayan hiç kimse yoktur bu ülkede. Müziği biraz olsun yani çok profesyonelce takip etmese de en azından mutlaka ismini duymuştur, şudur. Ama biliyor musun, her gün bir çocuk doğuyor ve her gün birisi belki de İlk defa müziği keşfediyor ve senin de belki ilk defa karşısında seni görecek. Onun için tanıtmaya hiç ihtiyaç yok ama ben senden birkaç şey küçük de olsa isteyeceğim. Hem Saygun'la nasıl tanıştın, onun nasıl öğrencisi oldun ve nasıl böyle bir büyük orkestra şefi kariyeri sahibi oldun? Neler yaptın bu yani kariyerin de bugüne kadar verdiğin konserlerin en azından 150-200'ü benimle oldu, onu biliyorum. Çünkü seninle çok eskiden beri beraber çalıyoruz ve tabii ki Türkiye'deki bütün şehirlerde çaldık ama yurt dışında da çok çaldık. İşte Moskova'da, pardon, St. Petersburg'da çaldık. Amerika'da çaldık. İki ayrı yerde. Almanya'da hem Nürnberg'te hem Hannover'de Alman orkestralarıyla, ayrıca CSO ile 10 ayrı şehirde CSO ile beraber çaldık. Yani 12 şehirde Almanya'da çaldık ve ikisi Alman, biri Türk orkestrasıyla. Varşova'da çok önemli bir festivale katıldık seninle. Varşova Herbst, yani Varşova sonbaharı. Yani bütün dünyanın en önemli modern müzik festivallerinden biri. Hatta oradaki canlı yayınımız bir eski LP olarak da basılmıştı. Bunun dışında Londra Filarmoni Orkestrası ile Adnan Saygun'un 100. doğum yıl dönümünde Cadogan Hall'da çaldık onun konçertosunu. Yani bizim bile bu kadar çok konserimiz oldu. Tabii senin ayrı kariyerinde olağanüstü muhteşem orkestralarla, çok güzel konserlerle bugünlere kadar devam etti. Ben biraz senden dinleyeyim, sonra birkaç anekdot ben de anlatacağım. Özellikle tek bir orkestra şefi var ki ben bir şiir yazdım. Yani onu da okuyacağım biraz sonra. Gülsin'cim sağ ol. Beni böyle bir programa çağırdığın için önce sana teşekkür ederim. Aman ne demek efendim, biz size teşekkür Yok. ederiz. Şimdi Saygun'un öğrencileri gerçekten böyle birbirlerine çok bağlıdırlar. Ama bu bağ yani herhangi bir böyle iltimas falan anlamında değildir. Çünkü müziği aşağı yukarı aynı hissettiğimiz için
kompozisyonu aynı şekilde anlayabildiğimiz için çabuk anlaşırız. Yani çok güzel söyledin. Estağfurullah. Saygının öğrencisi bir besteciyi benim yönetmem o kadar kolay ki. Gülsin'cim gerçekten çok kolay. Kesinlikle. Saygının öğrencileri özellikle Hasan biliyorsun ne kadar çok onu da eserini yönetim. Evet. Benim için bildiğim sayfalar sanki bildiğim gibi geliyor. Çünkü saygın var ya içinde. Evet. O kompozisyon anlayışı var. Evet, evet. Onu yaşatan öğrenciyi tabii. Benim zaten kalbime girmiş oluyor. Yani söylediğin gibi bu saygıncılar gerçekten bir birlik. Ama bu birlik kompozisyon anlamında bir birlik. Evet, aynen öyle. Çok güzel. Ben çok önceden Saygun'u tanımazdan bir kez babamın ve büyük abimin böyle gözleri yaşardıklarını, ağladıklarını biliyorum. Radyodan Yunus Emre'yi dinliyorlarmış. Bak ne müthiş, ne müthiş, ne müthiş. Evet. Nereden nereye? O zaman işte Saygun duydum. Sonra Ankara Devlet Konservatuvarı'nda keman bölümüne girdim. Keman bölümünde işte biraz orkestra yapmaya başladım. Ve orada Saygun'u görmeye başladım. Ben Saygun'u görünce babamı ve ağabeyimi. Ağabeyim de benim, onun oğlu Selim Aykal. Yani Berlin'de, Berlin Opera'da solo fagotçu. Yani öyle bir sülaleden o kadar. Hep Saygun'u uzaktan izledim Ankara Cebeci'deki konservatuvarında. Örneğin biz ping pong oynardık. Ping pong oynarken arkadan birisi elini raketi alıverir. O Ulvi Cemal Erkin'dir. Öyle bir de kocaman, hatırlarsın, eller uzun. Evet. Dakini bu tarafa, bir bu tarafa, bir bu tarafa yatırır ve Adnan Bey oradan Ulvi bırak çocuklar oynasın falan der. Hani sonra beraber giderler. Yeah. Ya ben bunu da yaşadım Gülsün. Müthiş. O iki muhteşem insanın yeah. bu diyaloğunu da yaşadım. Sonra tabii çok birlikteliğine tanık oldum. Evet. Şimdi Devlet Konservatuvarı'nda konservatuvarda yapılan konserlerin, bize gelen solistlerin, daha iyi öğretmenlerin gelmesi için istemlerde bulunduk. Bu istemlerde bulunurken ben biraz ön plandaydım. Bu bizim bir müdürümüzün son derece hoşuna gitmedi. İşte bana cezalar verdi, şu verdi. Bu müdür de tabii ki Saygun'un arkadaşıydı. Onlar kendi aralarında birbirlerini çok tutarlardı. Bak bu kuşağa söylüyorum, gelecek evet. kuşaklara da söylüyorum. Yani Ulvi Bey, Adnan Bey, Necil Kazım, ya bunlar hiçbir zaman birbirleri için kötü konuşmazlar. Herkes bunu da ayrı ayrı söylüyor ama ben tanırım. Evet, evet, çok doğru. Dolayısıyla ben çete başı görünüyorum. Saygun'un da öğrencisi olmak istiyorum. Saygun da beni istemiyor. Harika. Ama o söyleşin ve röportajın da çok güzeldir. Birkaç sene önce vermiştin. Onu da linke koymuştum ama burada tekrar anlatırsan harika olur. Çok özür dilerim. Sınava girerken büyük bir cesaretle kolunu tuttum. Yani böyle sizin öğrenciniz olmak istiyordum. Böyle bir gir de dedi, şöyle eliyle beni itti hani. Sonra tabii bir kulak sordu bana, aklın almasın abla. Ama beni sevmediği halde, yani kendi arkadaşını devirdiğim müdüre karşı olduğumu bildiği halde beni öğrencisi olarak 10 numarayla aldı. Evet. Ve mezun olurken de 10 aldım. Yani benim evet. Benim için en büyük onur bunlar. Ya evet. Çok çok duygulandım. Gerçekten müthiş bir olay bu.
Gürer'cim, peki onunla tabii hem beste şeylerini hem analiz çalıştın, orkestrasyon, hepimize bunları zaten çalıştırdı, kontrpuan, armoni. O derece ki yani o analizleri ben başka hiç bir hoca yaptırdığını görmedim ondan sonra. Yani Paris'te işte devam ettim, Almanya'da devam ettim. Bunların hiçbiri, herkes şaşıyordu bildiklerime. Yani gerçekten büyük bir deryaydı, değil mi Saygın? Yani o öğrettikleri saymakla bitmez. Aslında hep beraber belki bir gün birleşip bir kitap da yazabiliriz onunla ilgili. Gülsin'cim, önce o solfej yok mu? Evet, Şimdi işte. solfej, yani Saygun'un solfeji başka bir şey. Ve herhangi bir solfeji okuduğun zaman onun fonksiyonlarını bilmen gerekir. O cümlelerini bilmen gerekir. Yani solfejle beraber başlayan o eğitimi armoniyle ne hale geliyor düşün. Hele kontrpuanla fugle, yani akıl almaz şey. Bu dünyanın en güzel şeyidir. Onun öğrencisi olup onunla beraber bir füg çalışmak. Onunla beraber bir konkur harmonisi çalışmak. Yani seni öylesine açar ki Evet. zaten sen ne kadar açılırsan saygına erişemezsin. O gittikçe gider, hani sen açılmaya çalışırsın. Benim hep öyle geçti. Evet, çok güzel anlattın, çok. Bu her notanın hesabını vermek var ya, ondan çıkan bize verdiği disiplin, Evet, bize o verdiği saygı. Yani kesinlikle, sen evet. şimdi bir eser çalıyorsun. O esere saygın var Gülsin. Ben biliyorum onu. O besteciye saygın var. Yani Kesinlikle, evet. bundan başlıyor her şey. Değer, değer bilmek. Evet. Biz saygından, yani dinleyicileri sıkmak istemem, fazla şeye girmek istemem. Yok. Ama senin söylediğin gibi ben şeflik okumaya gittiğim zaman İngiltere'de her tarafı kazandım ama deneyim yoktu elimde. Evet. Ama öylesin bir müzik birikimim vardı ki o tanımadıkları, bilmedikleri Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan gelmiş birisi olarak her zaman, bak bunu söylüyorum, İngiltere'de her öğrenciden daha üst not aldım. Kimsenin bitiremediği yerleri bitirdim. Hem de 2 yılda. Neydi bu? Bu saygın birikimidir. Saygından aldığım donanımdır. Başka bir şey değil. Kesinlikle. Yine onun çizdiği şey var. Biliyorsun, bana dedi ki sen Vatikan'da okuyacaksın. Gregorian, hani Rönesans öncesi müziği öğreneceksin. Bu eksiklik olmaz. Bunu tamamlaman lazım. Biliyorsun kendisi Cesualdo falan, eski müzikleri nasıl bilirdi? Tabii. Bilmediği hiçbir şey yoktu yani gerçekten. Ve bu sadece müzik de değil yani her alanda, bütün sanat dallarında da diyelim, müthiş bir hazine onun, evet. Yani sildiklerini bilerek sana yol çiziyor. Bana yol çizdi beni. İşte olabildiğince o günkü koşullarda Evet. yaptığı programla benim eğitimimi tamamlattı. İşte. Ya. Yani ben bir değnek sahibi olabildiysem Adnan Saygun sayesinde. Bir şey Ya. yalnız ben onun öğrencisiyken biliyorsun Ceyso'da da kemancıydım. Evet, sen uzun bir sürede kemancı olarak görev yaptın CSO'da. Ve ben CSO'da çalışırken işim o kadar zordu ki eserleri, çünkü bu hafta ne çalıyor? Saygın konsere gelir. Biliyorsun. Tabii. Sonra Ulvi Cemal Erkin konsere geliyor. Anne, bunlar konsere gelirler. O hafta ne çalıyorsa ben onu bilmek zorundaydım. Hani çalmak öyle değil. Hani bilmek. Çünkü derse soru verir. Ulvi Evet. arkaya döner. Evet. Sen de bilmem Ayda. Yani müthiş. O zaman hem senfonideki o eserleri, hem ödevlerimi, hem Saygın'a vereceğim yanıtları düşünen bir 8 yılım böyle geçti. Fakat yani tabii ki ondan örnek aldık, çok örnek aldık. Çünkü
müthiş bir çalışkanlığı vardı değil mi? Yani nasıl yetişir diye ben şimdi hala anlamıyorum. Hem müthiş bir beste temposu vardı. Yani çok üretken bir besteci. Ve öyle böyle değil yani. Olağanüstü eserleri besteledi. Hem araştırma yapan, çok okuyan ve bu okuduklarını çok da güzel bir kalemi vardı. Kaleme alan. Hem de öğrencilerine çok vakit ayıran bir hocaydı. Yani bunların hepsini acaba 24 saatte nasıl yapıyordu bilmiyorum. Yani herhalde 3-5 saat uyuyordu. Herhalde. Yani olağanüstü bir hocamız vardı. Yani senin için, yani bize de bana söylemişti. Yani başka öğrencilerine de tabii söylemiştir. Senin çalışkanlığını, senin Türk eserlerine verdiğin değeri. Çünkü çok affedersin, ben CSO'ya girdiğim zaman Saygun çalınıyor muydu? Değil. Erkin çalınıyor muydu? Değil. Ben bir kemancı olarak orada bir savaş verdim. Ben Adnan Saygun'u Lessing'le tanıştırdım. Lessing beni biliyordu, kompozisyon okuduğumu. Bir gün bir ödevlerimi gördü. 4 anahtar kullandığımı görünce hayret etti. Kimle okuyorsun dedi. Ben Saygun dedim. 3 tane senfonisi var dedim. 3. senfoniyi anlattım işte. Hani şeyi bilir, Amerika'daki şeyi bilir diye. Juilliard Quartet dedim işte, 2. falan. Benim yani çabamla, evet. Yalnız benim çabam değil tabii. Saygun ve Profesör Lessing, bizim orkestra şefimiz biliyorsun, bir araya geldiler. Ve Lessing hayran oldu. Tabii. Orkestrasyonuna, kompozisyon anlayışına. Yani Saygun'un kompozisyon anlayışı 200 yıl önceden başlıyor. 200-300 yıl önceden başlıyor. Yani birinci senfonisindeki menüeyi düşünürsen Haydn da öyle yazıyor. Yani evet. öylesine köklerine bağlı ve çağdaş. Hakikaten. Ve toprağa bağlı. Çok çok. Anadolu'ya bağlı. Evet. Anadolu'nun her tuttuğu her şeyi Anadolu'dan aldığı en ufacık bir şeyi uluslararası yapabilen bir bilgeydi o. Kesinlikle öyle. Bir gün affedersin, sen onun bir şeyini çalıyordun, aksak tartılardan bir şeyini. Evet. Ve bak, belki anımsayacaksın bunu. İşte çaldın, o durdu, sonra bir ara dedi ki, sen şu türküyü biliyor musun dedi, biraz bir türkü mırıldan. O senin çaldığın aksak türkü, o evet. Aksak tartı, o türkü. Yani bu nasıl bir beyindir? Nasıl geliştirmiş o türkü? Evet. Anımsıyorsun değil mi? Tabii. Evet. O etütlerdeydi. Etüt 4. Etüt, ve 5. Evet, etüt. Yanlış söylemişim. Ya. Yani evet, o hissettiriyor gerçekten o eserlerin hepsinde. O var. Bir de Adnan Saygun'un istersen seninle tabii 1. konçertosunu da çaldık, 2. konçertosunu da çaldık. Çok kısa bir Antalya konserimizden bir bölümü dinleyelim. Tony gene yardım edecek bize. Bantı rica edeceğiz. O konserden 1. piyano konçertosunun 2. bölümünden bir bölüm bir dinleyelim, dinletelim dinleyicilerimize. Thank you.
Evet. Harika bir eser bu da. Yani hepsi birbirinden güzel eserler gerçekten. Sen hangi senfonisini, hepsini tabii yönettin biliyorum ve de çok güzel yönettin. Hangisini en severek yönetiyorsun senfoni? 4-5'si. En çok dördü yönettim. Evet. Biliyorsun dört Lessing yapacaktı, Profesör Lessing. Fakat adamcağız kanser oldu, biliyorsun gücünü kaybetti. Evet. Ve o yapamayınca ben de hocama sordum, ben yapabilir miyim diye. Tabii dedi. Bu CSO'da yani öyle bir hal aldı ki dördüncü senfoni. Artık CSO neredeyse yani böyle uykusunda bile çalar hale geldi. Yani CSO ve saygının müthiş bir bileşimi olmuştur dördüncü senfoni. Evet. Çok güzel çalıyorlardı. Ve onunla biz biliyorsun tur yaptık. Evet. Yani Avrupa'ya orkestra giderken hani Çaykovski senfoni falan çalınır ya, hayır. Saygın dört koyduk. Aldığımız alkışı, orkestranın aldığı övgüleri anlatamam sana. Tabii kendi kültürleri. Bir de ne kadar olursa dışarıda oldukları zaman orkestracılar bir daha hani özen gösterirler ya. Evet, ne de olsa böyle bir şey oluyor. Milli maça çıkar gibi, değil mi? Orada farklı bir müthiş bir performans oluyor orkestrada. Tabii ki Çok iyi. birinci senfonisi yani benim her zaman akide şekeri gibi gördüğüm bir eser. Yani tanımlayamıyorum. O kadar benimle iç içe ki o. Evet. Beşinci senfoniyi iki kez yapabildim. İnşallah yaparım. Yani bu pandemi biter. Çünkü orkestralar benden saygın istiyorlar. Ona da çok mutlu oluyorum. Evet. Yani yaparım. New York'ta da yaptım Saygun ve çok beğenildi. Yani demin onu yinelemiş gibi olmayalım ama bir tokat gibi geliyor müzikten anlayanlara. Ay ben bu müziği niye duymadım bu zamana kadar? Bu Evet, müzikten aynen. anlayanların şeyi. Hep o tepkiyi ben de alıyorum. Yani ve muazzam sanki öyle bir coşku yaratıyor ki az önce hani Çaykovski, Rahmaninov dinlemiş gibi böyle ayağa kalkarak bir alkış kopuyor bravolar salonda ve nasıl olurdu daha önce tanımadık böyle muazzam bir müziği diyenler çok oluyor gerçekten. Nerede Şimdi saklıyordunuz bu müziği diyenler bir. ya evet, hakikaten öyle. Gürer'cim, onunla bir iki anı varsa rica edebilir miyim? Yani böyle özel olarak hani hatırında kalan, tabii ki pek çok anımız var ama burada anlatmak Evet. isteyeceğim bir iki tanesini dinleyelim. Pardon. Sağ olasın. Biz erkekler malum işte askere gidiyoruz Evet. ya. Ben Avrupa'da okuduktan sonra geldim Türkiye'de işte beni konservatuvara öğretmen alacaklar. Fakat böyle biraz karşı gelenler var. Ona bile karşı gelenler var. Müşavire heyeti derlerdi. O müşavire heyetinde benim konum geldiği zaman birisi oradan dedi ki Gürer sen askerliğini yaptın mı diye bana sordu. Ve Saygun ona biz buraya girecek olan kimseye askerliğini sormayız dedi. Yani o nasıl bana bir güç verdi biliyor musun? Evet Ben, ya hocam benim arkamda. ya. Ben de tabii çok iyi çalıştım konservatuvarda. Yani konservatuvar orkestralarının o zamanki bile kayıtları bazen çalınıyor. Hani o demin söylediğimiz bizim disiplin ve namusumuz ve saygımızı orada öğrencilerime de geçtik. Yani benim şeflik öğrencilerim de aynı doğrultudadır. Yani eserlere olan saygı, besteciye olan saygı, seyirciye olan saygı, orkestraya olan saygıyı hepsini öne alırlar.
Çok güzel, doğru. Harika. Aygun'un çok sevdiği eşi Nilüfer Ha, Nilüfer teyzemiz. Hanım. Ne Nilüfer? O Nilüfer Hanım'ın burada Bahriye bilmeyen, kardeşi burada Saygun'un pardon, burada Gürer'cim, burada belki bilmeyenler olursa Nilüfer Hanım Macar asıllı ve menekşe gözlü, olağanüstü güzellikte bir hanımdı. Onu da buradan aktarayım. Ve Türkiye'ye gelmiş ve Adnan Saygun'la evlendikten sonra Nilüfer adını almış. Bir de dediğin gibi şimdi anlatıyordun, Böji diye de bir kardeşi vardı. Beraber yaşarlardı. Şimdi Böji'den başka bir tane daha vardı. O biliyorsun şeyde yaşıyordu. Budapeşte'de yaşıyordu. Tabii o zamanki koşullar ne C vitamini varmış Macaristan'da, ne limon varmış, ne portakal varmış. Hani Ya. böyle çok zor şeyler ya. Ben de arabamla Londra'ya gidiyordum. Şeflik kursu almaya. Saygının çok kızmasına karşın Nilüfer Hanım bana işte 4 kilo limon, işte 5 kilo portakal. Hani o arasındaki o tartışma, ben demiştim ki hocam isterseniz masa verin götüreyim oraya. Yani ne olur şey yapmayın diye. Hani Ay biliyorsun çok da canım. sıkılırdı böyle başkasına bir şey yapmıştı. Evet. Onu ta Budapeşte'de de evine götürürdüm. Orada teslim ederdim. Yani Çok güzelmiş. bunları yapardım. Fakat biliyorsun Böji Hanım'la da konuşmazdı. Onunla da konuşmazdı hiç evde. Zavallı odasına çekilir. Hemen hani biliyorsun küçük odası orada çalışırdı. Onun için ben Böji'ye çok şey borçluyum. Çünkü hoca hep o odaya gitti çalıştı. Bunu kimse bilmiyordur, Çok güzel Gürer, harika bir anekdot bu. Müthiş bir şey. Nilüfer Hanım'ın güzelliğinden bahsettim. Evet. Babam benim bir ameliyat geçirdi. Ayağını kesmişlerdi babamın. Nilüfer Hanım'la Saygun bizim eve geldiler, babamlara. Yani babam Nilüfer Hanım'ı gördükten sonra iyi oldu. Ya bu kadar Ay çok güzel. güzel kadındı. Çok. Yani hoca hani turnayı gözünden vurmuş derler ya. Evet, çok. Bir de inanılmaz bir destekçisiydi. Yani arkasında her şeyine dikkat eder, özenir, işte beslenmesine, çalışmasına, bütün programlarına son derece titizlikle onu el üstünde tutardı. Çok severlerdi birbirlerine. Nur içinde yatsınlar ikisi de Nur gerçekten. içinde yaptılar. Fakat Saygın gerçekten yani Nilüfer Hanım'a öyle bir arka çıkmıştı ki. Ya onu doktorlara götürmesi. Ya. Genelde ben götürürdüm doktorlara. Ben çünkü Hacettepe'de futbol oynuyordum. Bütün diğer şeyler, arkadaşlar doktordu ve ünlü doktorlar. Biliyorsun doğramacı yani Amerika'dan bir sürü ünlü doktoru getirdi. O ünlü doktorların içinde bir tanesi de Eyüp Tanma. Müthiş bir kalp mütehassısıydı. Ve Nilüfer Hanım da biliyorsun kalp rahatsızlığı vardı. İşte yani o zaman gördüm. Yani ben onları götürdüm. O Eyüp Bey'e, o Adnan Bey'in konuşması, o Nilüfer Hanım'ın. Yani nasıl bir sevgiydi ya? Gerçek Hakikaten nasıl bir nasıl bir sevgiydi, müthiş bir şey. Böyle hakikaten elinde sanki bir gül taşıyor, civciv tutuyor gibi onu böyle el üstünde tutar Adnan Bey. Bir fotoğrafımız var, hatırlıyor musun? Dördümüz Varşova'ya uçakta, biz önde oturuyoruz, onlar arkada oturuyor. Ya da onlar önde oturuyor, biz onların arkasında. Yani çok ya da güzel sahneye anılarımız çıktı. ya. Yanlış bir yerden çıktı. Kafasını vurdu çıkarken Adnan Bey. Ya. Belki sen onu görmedin. Ben çok üzüldüm. Çünkü hani Adnan Bey'i çağırdım ya hani
selam için sahneye. Nasıl alkışlanıyordu? Sen olağanüstü çaldın. Yine diyorum, CSO ve Saygın bütünleşmişlerdi. Olağanüstü bir konserdi o. Yanlış taraftan vurdu kafasını, öteki taraftan geldi. Ve bana dedi ki, yani alkışı uzun tutmak için mi beni bir buradan bir buradan çağırdın falan. Evet, çok muhteşem. Gürenciğim, bir şey daha anlatmak isterim. Genelde cuma akşamları konsere gelirdi. CSO'nun cuma cumartesi vardı ya. Bir solist vardı. Hani bazı solistler vardır, insana gına getirir. Yani yapamaz olursun, biliyor musun? Ya ben ki solisti nasıl takip ederim yani? Bazen olur, Allah kurtarsın dersin yani. Böyle bir solist. Meğerse cumartesi konsere gelmiş. Ben cuma gelmediği için cumartesi günü yönetirken hiç düşünmedim Saygın orada olurdu. Arada bir baktım, çıktı geldi. Dedi, ben sana hiç apaşiyatür öğretmedim dedi bana. Eyvah dedim, hocam yanlış anlamayın, işte bu solist. Bana ne solistten dedi. Yani nasıl orada bakmış, ben bir yani sforzando'yu vermemişim. Bir apaşiyatürü yedirmemiş. Hani var ya, evet, Saygın ve apaşiyatür, biliyorsun. Evet. Ah, keşke şimdi olsa. Bak ben bu resmi göstereyim bir saniye. Evet. Çok güzel gerçekten. Evet. Ya. Bu resmi görüyorsun değil mi? Evet. Yazı okuyabiliyor musunuz? Gürerciğim mi diyor? Adnan Saygun. Yok. Yok. Gürer ağabeyime diyor. Ah, Gürer ağabeyime diyor. Çok tatlı. Çok güzel. Bu resim benim hep gözümün önünde. Neden gözümün önünde? Çünkü aynı disiplinle çalışıyor. Yani Saygın varken benim herhangi bir ölçüyü geçiştirmem olamaz. Olamaz. Aynen. Onun için her gün bu benim gözümün önünde. Vallahi öyle. Çok harika bir sohbet oldu. Canım, gerçekten şey unutmamanı isteyeceğim yalnız. Senin şairliğin var ve bana o 50. yaşım, neredeydik? Hannover'deydik değil mi? Tam doğumda. Evet, tamam. O zaman şöyle, ben evet dinleyicilerimize bu şiiri buradan okuyayım. Evet, şöyle efendim, biliyorsunuz Gürer Aykal sanatıyla herkesin gönlünü fethetmiş. Ama bir de çok çok yakışıklı bir orkestra şefi. Onun için hakikaten çok güzel görünüyordu sahnede ve her zaman devam ediyor buna. Şimdi o zaman Hannover'de bir konserimiz ve kaydımız vardı. Çok güzel, tam o tarihte de Gürer'in Haziran'da doğum günüydü. Şimdi doğum günün geçti mi Gürer'cim? Yok, 22 Mayıs'tı. Biz tam 22 Mayıs'ta oradaydık. 22 Mayıs, tamam. Pardon. Şimdi ve orkestraya ben söyledim. Baş kemancıya dedim, Gürer'in doğum günü. Onlar büyük bir sürpriz yaptılar. Tam idare etmeye başladığı anda ona iyi ki doğdun şarkısını 5 ayrı, işte biraz, bir tanesi caz gibi, bir tanesi çok romantik, bir tanesi canlı, ritmik, böyle bir hazırlık yapmışlardı. Gürer çok mutlu oldu. İnanılmaz böyle eridi hakikaten orada. Onlar çok seviyorlardı Gürer'i. Kaç kere davet ettiler. Şimdi ben o gün Gürer için bir şiir yazdım. Ve şöyle başlıyor şiir. Gürer'in yaşı olmuş 50. Kim der ki halinden belli? Peşindedir kızlar ince belli. Görürler kendilerini duvaklı telli. Görse film yapardı Zeffirelli. Duysa senfoni yazardı Corelli. Böyle bir şiir. Çok, evet.
Gerçekten böyle eskilere dayalı ve hem hocamızı burada yad ettik, çok duygulandım. Seninle de nice konserlerde inşallah bu dönemleri atlatıp yeniden beraber müziği paylaşırız. Efendim çok teşekkür ediyorum. Hem Gürer'e çok teşekkür ediyorum. Hem de sizlere izlediğiniz için, ilginiz için çok çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, iyi akşamlar.